Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'e aittir. Buyurun Sayın Koçyiğit. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bir fotoğrafla başlamak istiyorum. Bu bizim gasp edilen Hakkari Belediyesi'nin önü. Bu fotoğraf kimin fotoğrafı? Bence AK Parti iktidarının ve onun ortağının fotoğrafı. Bu fotoğrafta ne var? Halkın oylarıyla kazandığı bir belediye. O belediyeye zorla çökmüş bir iktidar. Çökmesini sağlama almak için önüne koyduğu kolluk gücü. Yarın öbür gün buraya duvar da örecekler, barikat koyacaklar. Halk bu belediyeye girip çıkmasın diye. Daha sonra buraya X-ray cihazı koyacaklar. Niye? Çünkü burası yağmalanacak bir yer olarak gönülüyor. Halkın olan, halkın 3 defa kayyuma rağmen her seferinde gidip hayır ben seçilmiş belediye eş başkanlarımı istiyorum dediği bir yerde böyle bir fotoğrafı açığa çıkardı AKP-MHP ittifakının kendisi. Şimdi bu fotoğrafın üzerinde saatlerce konuşabiliriz ama bunu söyleyelim. Bu fotoğraf neyin fotoğrafı aynı zamanda? Faşizmin fotoğrafı. Evet, faşizm tam da böyle bir şeydir. Halka yaslanmayan, halkın rızasını almayan iktidarlar zora başvururlar. Askeri zora başvururlar, polis zoruna başvururlar, ellerine geçirdikleri yargı zoruna başvururlar, kolluk zoruna başvururlar ve bugün biz bu ülkede açık ve net bir şekilde bunu yaşıyoruz. Halkın iradesine meydan okuyan, halkın iradesini hiçe sayan ve onu yok etmek için elinden geleni ardına koymayan bir iktidar pratiğiyle karşı karşıyayız Sayın Başkan. Çok açık ve net, zor, çıplak bir zor var karşımızda. Bu çıplak zorun her alana yansımasını görüyoruz. Bugün bu zordan bir kare daha söyleyebilirim size. Bugün gözaltında tutulan pazartesiden beri bizim belediye eş başkanımız Mehmet Sıdık Akış'ın duruşması vardı. Ne oldu biliyor musunuz Sayın Başkan? Önce avukatlar adliyeye alınmadı. Oraya giden milletvekili arkadaşlarımız adliyeye alınmadı. Sonra kavga dövüş avukatlar içeri girdi. Düşünün, yargılamanın temel unsuru savunma içeriye alınmadı. Ve milletvekillerimiz kamuoyuna açık olan ve anayasada net olan açık yargılamaya katılamadılar. Önü polis barikatlarıyla kapatıldı adliye binasının önü. Ama bu da yetmedi. Bu da yetmedi iktidara. 3 gündür 4 gündür yürüttükleri Çukur medyası eliyle ve İçişleri Bakanlığı elleriyle yürüttükleri algıyı, dezenformasyonu, yalanı, kumpası temellendirmek için 10 yıldır devam eden bir davadan 19 yıl 6 ay bizim belediye eş başkanımıza ceza verdiler. Niye? Tam da az önce İYİ Parti Grup Başkan Vekili'nin söylediği zemini sağlamak için zaten ceza verecektiniz, veriyordunuz. Bekleseydiniz cezadan sonra kayyum atadınız algısını oluşturmak için. Bütün bu kumpası temellendirmek için böyle bir ceza verdiler ve şimdi dönüp diyecekler ki bakın ceza diyordunuz, alın size ceza diyecekler. Bu kadar büyük bir kumpasla, bu kadar büyük bir harekatla, operasyonla karşı karşıyayız. Tekrar ama şunu söyleyelim, bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Buna karşı protesto hakkını kullanan bizlere ve halkımıza neler oluyor? Faşizm dedik ya, faşizm her yerde var. Bugün bizim milletvekilimiz Zeki İrmez Şırnak milletvekilimiz polisin tartaklamasına, darpına maruz kaldı. Dün vekillerimiz saldırıya uğradı. Ama bakın iktidar partisi ne diyor? Biz 10 alanda şey yapacağız, reform yapacağız. Her reformdan da 1 puan alsak 10 puan alırız. Siz 10 puanı nerede aldınız biliyor musunuz? Hileyle, hurdayla yenilettiğiniz Halfeti seçimlerinde, Hilvan seçimlerinde o 10 puanı aldınız. O 10 puan neydi biliyor musunuz? İlk seçimde önünüze ilk sandık konulduğunda işte Hilvan'daki akıbeti yaşayacaksınız. Hilvan'daki seçim sonuçları sizin önünüzdeki ilk seçim sonuçlarıdır. Siz 31 Mart'tan ders almadınız ama bekleyin. Büyük dersi halkımız size ilk fırsatta verecek ve sizin bu yaptıklarınızın hesabını tabii ki soracak. Bunu asla unutmayın. Diğeri
Dün biz bu parlamentoda demokratik protesto hakkımızı kullandık. Demokrasi nedir ben soruyorum. AKP demokrasiden ne anlıyor? Kendi için demokrasiyi anlıyor. Çünkü burada AKP grup başkanı Buyurun Sayın Kılıç. AKP milletvekilleri kürsüyü işgal ettiler. Burada hangi gruptan oraya bir fiziki saldırı oldu? Onlara gelince hak. Muhalefete gelince ne hak? Öyle mi? Burada demokrasinin olmazsa olmazı olan ve bu ülkedeki hala 12 Eylül anayasası da olsa o anayasada yazan demokratik protesto hakkını kullanmak nasıl bir başkasının söz hakkını kısıtlamak oluyor? Ben bu soruyu soruyorum. Bu ülkede yurttaşın yurttaşlıktan çıkarılma sürecine hep beraber bu meclis seyirci kalıyor. Bu ülkenin bir bölgesinde insanlar seçme seçilme hakkını kullanamıyor. Bu ülkede sistematik bir şekilde kayyum uygulamasıyla belediyelerimiz gasp ediliyor. Maşallah kimsenin sesi çıkmıyor buna. Çıkmayanlar için bunu söylüyorum. Ama biz burada bunu protesto edince efendim söz hakkının kısıtlanmasıymış. Bakın bütün gelişmiş demokrasilere bakın. Orada tamamlayın Sayın Koçyiğit. Parlamentolarda kürsü işgali vardır. Orada da milletvekilleri demokratik protesto haklarını kullanırlar. Biz burada bu parlamentonun vehametine uygun olmayan hiçbir tutum sergilemedik. Ama Sayın Başkan şunu söyleyelim. Siz kapattıktan sonra örgütlenip gelen, bizi linç etmeye çalışan, bizi darp eden bir AKP grubu var. Ne anlıyorlar muhalefete karşı tutumları ne biliyor musunuz? Muhalefet yok edilmesi gerekenlerdir diye anlıyorlar. Demokrasi bizim için vardır diyorlar. Demokrasi kültürleri bu. Ama daha ötesini söyleyeyim. Bakın bu resim. Bizim şu dövizimiz var ya, dün yazdığımız döviz. Bu dövizi yırtan vekil profili. Bir dövize tahammül edemeyecek kadar acziyet içinde olan bir gruba biz ne diyelim? Biz ne diyelim? Bu kendinize yakışan resim. Herkes kendine yakışanı yapar. Kendisine yakışanı yapıyor. İyi. Tamamlayın Sayın Koçyiğit. Sayın Başkan, sataşma olduğu için sabrınızı rica ediyorum. Bu kendine yakışan. Ama sadece bu mu Sayın Başkan? Bakın, hani burada meclisten, kürsü hakkından, meclisin vehametinden bahsediyor. AKP Aydın Milletvekili Sedat Sarıbaş. Videosu var, isteyen açsın baksın. Bu mecliste bir kadına asla yakışmayacak cinsiyetçi sözler ediyor. Videoda açık ve net. Benim terbiyem o sözü tekrarlamaya, burada söylemeye yetmiyor. Böyle bir söz söylüyor. Ama sadece o değil. Diğer AKP milletvekillerinin cinsiyetçi küfürleri de videolara yansımış durumda. Biz ne diyelim? Herkes dediğim gibi kendisine yakışır. Demokrasi bir tahammüldür. Ama demokrasi nerede? İşte zorla gasp eden bir rejimle karşı karşıyayız. Son fotoğraf. Bakın Sayın Başkan, bu kim? Bu Şeref Albayrak. Bizim halfetinin bir önceki şeyi, kayyumu. Kayyum olarak atanmış. Ama utanması yok. Sayın Koçyiğit, son kez uzatıyorum. Lütfen tamamlayın. Şimdi tweet atmış ve diyor ki az sabır. Kendi profil resminde ne yazıyor? Halfeti Belediye Başkanı. Az sabır. Niye sabır? Neye sabır? Kayyum atacağız az sabır diye tweet atmış. Ya hani insanda biraz terbiye, insanda biraz hukuk, insanda biraz sınır olur. Ama bütün sınırlar aşılmış. Şu anda ellerini ovuştura ovuştura bunun gibi, bu adam gibi salyalarını akıta akıta, çok açık ve net söylüyoruz, kayyum atanmasını bekleyenler var. Kayyum için gelip Ankara'da diplomasi yürütenler var Sayın Başkan. Niye? Çünkü oranın kaynaklarına çökmek istiyorlar. Çünkü o belediyeleri talan etmek istiyorlar. Çünkü bu ülkedeki Kürtleri eşit yurttaş görmüyorlar. Kürtlerin kendi kendini yönetebilme... Lütfen selamlayın. Onlar açısından tehlikeli bir fikir. O zaman buradan soralım. Şimdi bu kadar adalı laflar edip, süslü demokrasi lafları edip kalkıp yeni reformlar yapacağını söyleyenlere soruyoruz. Reformları böyle mi yapacaksınız? Kayyum atayarak mı reform yapacaksınız? Milletvekillerini darp ederek mi reform yapacaksınız? Burada en
demokratik protesto hakkını kullanan grubu linç ederek, onlara cinsiyetçi küfürler yönelterek mi reform yapacaksınız? Sokakta milletvekiline gaz sıkıp halkı, bir genci 20 polise dövdürerek mi reform yapacaksınız? Adliyeye milletvekilin girişini engelleyerek mi reform yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız reform? Yoksa Kobani Kumpas davası gibi, Mehmet Sıdık Akış'ın davası gibi talimatlı yargınızla ceza yağdırarak ve Kürtleri sistem dışına atarak demokratik siyaseti tasfiye... Sıradaki söz talebi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a aittir. Buyurun Sayın Başarır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Dünya Çevre Günü'nü ülkemizde çok daha iyi şartlarda kutlamak isterdik ama maalesef ki su kaynaklarımızın, kıyılarımızın, ormanlarımızın, doğal kaynaklarımızın talan edildiği bir dönemde kutlamak zorundayız. Bugün 5 Haziran, 4 ay önce İliç'te tamamen iktidarın aciziyetinden kaynaklanan bir felakette hala 4 işçimiz göçük altında. Ama biz çevre gününü kutluyoruz. Taş ocakları vahşice talan edilmek üzere açılmış madenler, balık çiftlikleri, doldurulan kıyılar ve bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Ben bunu meclisim ve ülkemin takdirlerini sunuyorum ama böyle giderse çocuklarımıza, torunlarımıza, geleceğimize hiç de iyi bir çevre teslim etmeyeceğiz. Dün Cumhurbaşkanı kabine toplantısından sonra çok pembe bir tablo çizdi. Emeklinin, işçinin, memurun her şeyin iyi olduğunu bir anlamda anlattı. Emekliye belki de tarihin en iyi şartlarını sunduğunu anlattı. Mehmet Şimşek'in bugün açıklamalarına baktık. Ekonomik programın çok iyi gittiğini, cari açığın azaldığını, verdiği verilerin çok iyi olduğunu söyledi. Ve sosyal medyada bunu Mehmet Şimşek paylaştı. Ben sosyal medyadaki birkaç yoruma baktım. Mesela bir genç şunu söylemiş: ekonomiyi o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ama en yüksek para birimimiz 200 lira. Ben onunla bir tavuk döner alamıyorum Sayın Bakan, demiş. Yine bir vatandaş demiş ki çok güzel ekonomiyi anlatıyorsunuz ama en yüksek para birimimiz 200 lira. Ben bununla 8 saatlik ev kiramı veremiyorum Sayın Bakan, demiş. Gerçekten de ülkenin geldiği nokta bu. Aylardır bu ülkede emekli ve işçi açlık sınırının altında yaşıyor. Meclis seyirci kalıyor. İktidar, saray, bakanlar seyirci kalıyor. Ama sadece verilerle bu ülkede ekonomiyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Olacak şey değil. Dün söyledim, bugün basın toplantısında söyledim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak meclis saatine gitmeden emeklinin ve işçinin sorunlarını çözelim diyoruz. Biz meclisin bu sorunlar çözülmeden kapanmasını istemiyoruz. Çok 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 basit bir şekilde emekli maaşını, en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesinde bu meclis getirir. Asgari ücrete uygun, hak edilen zam yapılır. Rahatlıkla tatile gidebiliriz. O zaman isteyen arkadaşları İstakoz mu yer, Bodrum'a mı gider, bakanlar istediği yere gidip tatil yapabilir. Ama bir kez daha söylüyorum, eğer bu meclis Temmuz ayında emekliyi, işçiyi, ezilenleri rahatlatmadan tatile giderse bu şekilde gidenlere hakkımızı, 85 milyon hakkını helal etmeyecek. Şimdi dün Anayasa Mahkemesi'nin İptallerine baktıktan sonra gece Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini de iptal ettiğini gördük. Ama bir tanesi çok önemliydi. Bakın, bu mecliste büyük tartışmalar çıkmıştı. Cumhurbaşkanı bu kürsüde yemin etmeden saatler kala bir kararname çıkardı. Milli sarayları kendisine bağladı.
Oysa bu meclis, savaşta kararlar alan bu meclis, ilk yaptığı iş padişahın yetkisinde olan, kullanımında olan bu saraylığı meclisin emrine, yönetimini meclisin takdirine bırakmıştı. Ne yaptı Cumhurbaşkanı? Bir imzayla bu saraylar, Beylerbeyi Sarayı, İstanbul'daki saraylar hepsi, 9 tane kasır hepsi benim dedi. Ama Anayasa Mahkemesi nerede? Bu yetki meclisindir. Padişah'tan, tek adamdan aldı, halkın oylarıyla seçilen milletvekillerine verildi. 100 yıl önce bu verildi dedi ve iptal etti. Şimdi soruyorum AKP grubuna. Buyurun Sayın Başarır. O gün kavga verirken, o gün meclisin yetkisi gasp ediliyor denirken, bize saldıranlar, bize hakaret edenler bugün aynaya nasıl bakacak? Yani Cumhurbaşkanı yetkisi olmadan Beylerbeyi Sarayı'nı ya da diğer sarayları, diğer kasırları kullandı, ofis olarak kullandı. Meclisin yetkisindeydi. Birçok toplantılar yapıldı. Buna bir söyleyecek diye bir cümle var mı Sayın Grup Başkan Vekili? Merak ediyorum. Kendisi aynı zamanda da Adalet Bakanlığı yaptı. O yüzden bu meclis önemli. Bakın, dün yaşanan olaylarla ilgili grup önerilerimiz görüşülürken grubumuzun düşüncelerini söyleyeceğim. Bu meclis önemli, milletvekilleri önemli, kürsüde konuşmak önemli. Meclisin yetkilerini bir şekilde tek adama verirsek, işte 6 yıl sonra gelir Anayasa Mahkemesi. Tamamlayın lütfen. Ve iktidar grubunun hukuk bağlamında aynaya bakacak yüzü kalmaz. Şimdi Halk Bankası, bu kamu bankalarını 5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, Ziraat Bankası'nı da, Halk Bankası'nı da, Vakıf Bankı'da anlatıyoruz. Defalarca söyledik. Hala belki emeklinin sorununun %10'unu çözecek bir kredi batık vaziyette Demirören'in utesinde duruyor. Hiçbir işlem yapılmıyor. Ve bir milletvekili de bunu gündeme getirmiyor. Özellikle AKP grubunda. Ya bir dakika, bizim paramız bu. Yaklaşık 2 milyar dolar. Ne oluyoruz kardeşim? Bu adam 6 yıldır ödemiyor derken, şimdi bir şey ortaya çıktı. Halk Bankası'ndaki bir kredi. Demirören bitti. Yandaşlar bitti. Şimdi kamu bankaları mafyaya mı kredi veriyor? Masak raporunda Ayhan Bora Kaplan'ın yakın adamı, işçisi, şirket kurduruluyor. Tamamlayın Sayın Başarır. 480 milyon 515 bin TL kredi veriliyor. Yahu bir öğretmen, bir çiftçi Ziraat Bankası'ndan, Vakıf Bank'tan, Halk Bank'tan kredi aldığı zaman 50 tane zorluk çıkartılıyor. Tüketici kredisi çekemiyorlar. Bir ton faiz veriyor. Şimdi ben anlamıyorum, gerçekten bu kamu bankaları ne durumda? Bu kamu bankaları eğer Demirören'den sonra mafyaya da bu krediyi veriyorsa, MASAK bunu tespit ediyorsa ve bu meclis defalarca araştırma önergesi verdik, bunun üzerine gitmiyorsa nasıl olacak? Meclisin itibarını sadece bir kürsü işgalinde mi düşüneceğiz? Bir tane milletvekili arkadaşımız çıkıp bunları söylemiyor. Bakın defalarca söylüyorum, 2 milyar dolara yakın para Demirören'de. Şimdi Ayhan Bora Kaplan'ın paravan şirketi Halk Bankası'ndan kredi çekmiş. Biz bunları araştırmıyoruz. Olmaz arkadaş. Buyurun Sayın Başarır, tamamlayın lütfen. Olmaz. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilere mezuniyet yasağı var. Tasarruf kapsamında birçok lise ve üniversitede, ilk öğretimde, orta öğrenimde, lisede mezuniyet törenleri yasaklanıyor. Ama bugün 3. Bakanın, Tarım Bakanı'nın özel uçakla Tarım Bakanlığı'nın yangın söndürmek üzere almış olduğu uçakla, bunu da sitesinden gururla paylaşmış Tarım Bakanımız 2016'da, yangın söndürme filomuz büyüyor demiş, uçağın resmini paylaşmış. Ama Tarım Bakanımız Kıbrıs'a gitmiş bu uçakla, Malatya'ya gitmiş bu uçakla, Urfa'ya gitmiş bu uçakla. Tarihlere baktım, orada yangın falan yok. Sonra meşhur bir çizgi film vardı. Bugün bazı toplantıda söyledim. Jetgiller.
Jetle son kez açıyorum Sayın Başarır, buyurun. Jetgillerden sonra bu bakangillerde görüyorum ki lisede mezuniyeti çok gören, tasarruf diyen iktidarlar uçaklarla evine gidiyor, Kıbrıs'a gidiyor, Almanya'ya gidiyor. Bu nasıl tasarruf? Haftaya bir bakanlığı açıklayacağız. Her hafta bir bakanlığı açıklayacağız. Jetgiller, bakangiller ailesi büyüyecek. Tasarrufu nerede yaptığımızı bu ülke görecek. Ama mezuniyet törenlerinde tasarruf yapıyorum diyeceksin. Sonra Tarım Bakanı'nın yangın söndürme uçağıyla, Çevre Bakanı'nın kadastro uçağıyla, diğeri ihale verdiği şirketin uçağıyla Girit atacak. Yazık. Teşekkür ediyorum. Son söz talebi Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Grup Başkanı Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül'e aittir. Buyurun Sayın Gül. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası. Ben Çevre Haftası'nı canı gönülden kutluyorum. Sürdürülebilir bir çevre anlayışı bize medeniyetimizin ve inancımızın emanet ettiği en önemli mirastır. Ve emanet adaleti olarak da tanımlayabileceğimiz, kavramsallaştırabileceğimiz bir kavramla anlatmak gerekirse, tüm bu çevre, yaşadığımız, soluk alıp verdiğimiz doğa bize çocuklarımızdan, bizden sonraki nesillerden emanet edilen bir varlıktır. Bu varlığı ne kadar korursak onların emanet hukukuna daha hızlı, daha iyi riayet etmiş oluruz. O yüzden bize emanet edilen çevreye yönelik her türlü sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmamıza vesile olacağını ümit ediyorum. Çevre dostu olmak, insanlık dostu olmak da eşdeğerdir. AK Parti olarak da çevre bilinci hususunda çok önemli adımlar attık ve bu konuda özellikle sıfır atık projesi konusunda, çevreye duyarlılık konusunda Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin yürütmüş olduğu çalışmalar takdire şayandır. Bir çevre bilincinin ortaya konulması adına küresel bir boyutta da Birleşmiş Milletler nezdinde de takdir gören bu çevre hareketinin çevreye duyarlı faaliyetlerinden dolayı Sayın hanımefendiye şükranlarımızı arz ediyoruz. Sürdürülebilir yeni yaşam çevrelerinin inşası, çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve atık yönetimi ile çevremizi korumaya devam edeceğiz. Bu konuda eksiklerimizi de hep beraber meclis çalışmalarında da yine telafi ederek yolumuza devam edeceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dünyada ve ülkemizde gündem ne olursa olsun bizim en önemli gündem başlıklarımızdan birisi depremdir. 6 Şubat'ta hepimizin canını yakan deprem sebebiyle mağdur olan vatandaşlarımızın yanında o günden itibaren olduk ve olmaya devam ediyoruz. 485 gün geçti ama hüznümüz 6 Şubat kadar ağır ve vatandaşlarımızın 11 şehrimizde depremden etkilenen 11 şehrimizdeki tüm vatandaşlarımızın 11 milyon vatandaşımızın yanında olmaya, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Tek bir mağdur kalmayana kadar bu konuda güvenli ve sağlam konutlarına erişinceye kadar, yerleşinceye kadar yanlarında olacağız. 412.682 konut, 38.615'i ticarethane olmak üzere 451.297 bağımsız bölümün büyük bir kısmının ihale süreci tamamlanarak inşa faaliyetlerine başlamıştır. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. 74.000 aile sıcak yuvalarına yeniden kavuşmuştur. Hedefimiz yıl sonuna kadar 200.000 konutu hak sahipleriyle buluşturmaktır. Seçim bölgem olan Gaziantep'te de 14.750 konut hak sahiplerine teslim edildi. 10.000 konutun yapımı devam ediyor. Toplamda 31.250 konut yapımı devam edecek. Tüm bu meselelerle, tüm bu meselede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Temel yaklaşımımız afetlere karşı dirençli şehirleri inşa etme konusunda gayretlerimizi sürdürmek. Başta İstanbul olmak üzere bu konuda yerel yönetime de çok önemli görevler düşmektedir. İşte Küçükçekmece'de, Esenyurt'ta yaşadığımız hadiseler bize bu konuda beklenen büyük İstanbul depremi gelmeden yapı stokunun da güçlendirilmesinin çok önemli. Partiler üstü ortak bir el birliğiyle, hükümet yerel yönetim işbirliğiyle çözülmesinin ne kadar elzem olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Çünkü deprem
meselesi hepimizin ortak meselesi. Bu konuda imar hukukunu anayasal düzeye çıkarmak da başta olmak üzere hangi konuda düzenleme gerekiyorsa meclisimizin de bu konuda uzlaşarak gerekli adımı atacağına, bu konuda Cumhur İttifakı olarak bizlerin de öncülük yapacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Son olarak özellikle partimize yönelik ifadelerle alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine sonrası açıklama yapmasıyla ilgili bir meclise bu anlamda saygısızlık gibi bir ifade kullanıldı. Öncelikle milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın nerede nasıl konuşacağını kendisi takdir edecektir. Esas itibariyle milletin evinde milletin oylarıyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanımız millete saygıdan dolayı konuşulan kabinedeki alınan kararları milletimizle paylaşmaktadır. Bu konuda çok takdire şayan bir uygulamadır. Milletimize doğrudan milletin seçtiği Cumhurbaşkanımız yapılanları, yapılacakları anlatılmaktadır. Bu hususla ilgili elbette milletimize saygı çerçevesinde yapılan bir uygulamadır. Buyurun Sayın Gül. De teveccühleriyle bu konu takdire şayan olarak değerlendirilmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin iptalleriyle ilgili bu konu usule ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerdir. Türkiye bir hukuk devletidir. Anayasa Mahkemesi kararları da bağlayıcıdır. İlk defa kanun iptal olmamaktadır. Ne gerekiyorsa bu konuyla ilgili gerekli düzenlemeler elbette yapılacaktır. Değerli başkanım, değerli arkadaşlar, AK Parti'nin demokrasiden anladığı, AK Parti seçilmişlerin idare ettiği milli iradeye saygı duyan, milli iradeden başka hiçbir iradeye selam durmayan bir anlayışa sahiptir. Bizim anlayışımız aynı zamanda milli iradeyi de, milletin iradesini de örgütün dayatmasına peşkeş çekmeye izin vermeyen bir anlayıştır. Tamamlayın Sayın Gül. Biz siyasetin tüm vesayetlerine karşıyız. Siyasete yönelik tüm vesayetlerin karşısındayız. Türkiye bir hukuk devletidir ve hukukun bu anlamda anayasanın belirlemiş olduğu çerçevede tüm çalışmalar yapılır. Dünyanın hiçbir yerinde, uluslararası hukukun hiçbir yerinde terörü, şiddeti öven, hatta sessiz kalan bir anlayışı bile demokrasi kabul etmez. Türkiye'de AK Parti'nin yeri demokrasi neredeyse, milli irade neredeyse, millet neredeyse oradadır, orada olmaya devam edecektir. Buyurun Sayın Başarır. Çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi çok güzel bir şey söyledi. 700 sayılı kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa Mahkemesi'nde iptaliyle ilgili Sayın Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül aynı zamanda Adalet Bakanlığı yaptı. Dedi ki Türkiye bir hukuk devleti, Anayasa Mahkemesi usule ilişkin bir karar vermiştir. Hepimiz saygı duymalıyız. Ben tek bir şey hatırlatacağım. Bugün Can Atalay için de Anayasa Mahkemesi bir karar vermişti. Keşke bunu söyleyebilseydiniz. Can Atalay burada olsaydı. Buyurun Sayın Koç Yiğit. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tabii insan AKP Grup Başkanı'nın vekilini dinleyince hangi ülkedeyiz sorusunu sormadan edemiyor. Hangi ülkede iktidarlar sorusunu da sormadan edemiyor. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü şu anda adliyenin önü kollukla kapatılmış. Şu anda milletvekilleri darp ediliyor. Dün biz burada linç edildik. Hakkari halkı belediye eş başkanını 3 dönemdir seçiyor. Onlar oradan uzaklaştırıp kayyum atıyorlar. Ama demokrasiyi pusula edinmiş bir AKP varmış. Bu hangi demokrasi Sayın Başkan? Bir o demokrasiyi bize anlatsınlar. Nerede yazıyor bu demokrasi? Bu demokrasi dün söyledim. Bu demokrasi Kürt'ün demokrasisi değil. Kürt'e uygulanan demokrasi de değil. Kürt demokrasi istiyor. Bunun için sandığa gidiyor. Belediye eş başkanlarını, belediye meclis üyelerini seçiyor. Hangi hukukta yazıyor seçilmişi? Tamamlayın Sayın Koç Yiğit. Hukuksuz alıp cezaevine göndermek nerede yazıyor? Hangi hukukta yazıyor? Bir tane uyduruk OHAL KYK'sı çıkardılar. Ellerini aldılar. Ortada yargı kararı. Bakın oraya söylüyorum. Ses nereden geliyor? Herkes bunu bilsin. Bu ülkede
Kürt'ün başına gelen her türlü hukuksuzluğun kaynağı işte kendini belli ediyor. Kürt'ün seçme seçilme hakkını yok ederek yol almak isteyenler var ve biz buna müsaade etmeyeceğiz. Hakkariler iradesine sahip çıkıyor ve çıkmaya da devam edeceğiz. Demokrasi mi? Ya herkes için demokrasi ya hiç demokrasi. Öyle demokraside ayrımcılık olmaz. Kürt'ü istisna tutan demokrasi demokrasi değildir. Kimse bize masal anlatmasın. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkanım, siyasi eleştirilerimize AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Abdülhamit Gül'ün verdiği cevapta ben Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası açıklama yaparak milletvekillerine saygısızlık yapıyor demedim. Oradaki değerlendirmem şuydu, artık Türkiye'de bir bakanlar kurulu yok, tek kişilik bir yönetim var. Dolayısıyla bakanların herhangi bir fonksiyonu yok. Hatta o kadar ki hükümet adına açıklamalara dahi bir hükümet sözcüsü değil bir bakan yapıyor dedim. Yoksa bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdiridir ama siyasi eleştiri de bizim hakkımızdır. Milletvekillerine saygısızlık yapıyor demedim. Bir diğeri Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarından bahsetti ve ilk kez Anayasa Mahkemesi kanun iptal etmiyor dedi. Sayın Abdülhamit Gül'e hatırlatmak gerekiyor ki Anayasa Mahkemesi kanun değil. Birçok alanda düzenleme yapan kararnameyi iptal etti ve 108 konuda iptal etti. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurbaşkanı tarafından kararnameyle gasp edilen yetkisinin tespitini yaptı. Tamamlayın Sayın Kaya. Buradaki durum usule dair bir tespit değil, bir yetki gaspına dair bir tespittir ve daha önceki kanun iptallerinden çok farklı bir durumdur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine verilen kararname yetkisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin münhasıran yetkisinde olan yasama yetkisine 108 adet konuda müdahale ettiğine ve gasp ettiğine dair Anayasa Mahkemesi bir karar vermiştir. Onun için bu alelade usule dair bir şey değil. Türkiye'de kuvvetler birliğinin yani yasama yetkisinin de artık yürütme tarafından kullanıldığına dair bir tespit kararıdır. Saygılar sunuyorum. Sayın milletvekilleri, buyurun Sayın Gül. Sayın Başkan, öncelikle Türkiye'de 85 milyon vatandaşımız yaşıyor ve Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımız nerede doğarsa, nerede yaşarsa yaşasın bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Ve hiç kimsenin Kürtler adına konuşma yetkisi de yoktur. Kimsenin bu anlamda etnik faşist bir anlayış içerisinde girmeye gerek yok. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla oy kullanan herkesin iradesi kutsaldır. Eğer Kürtlerin meselesinde Kürt'ün, Kürt kardeşimin, Diyarbakırlı kardeşimin evinin önüne çukur kazan PKK sorunu vardır. Gelin PKK sorunu ile ilgili nasıl bakıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelin bunu konuşun. Diyarbakırlı kardeşim. Tamamlayın Sayın Gül. Bugün Şırnak'ta, Van'da, Diyarbakır'daki benim Kürt kardeşim şunu merak ediyor. Sırtını sen Kandil'e mi dayadın? Diyarbakır'da Ulu Cami'nin cemaatine, camiden çıkan Ali amcaya mı dayadın? Bunun kararını ver. Sırtını millete mi dayadınız? Kandil'e mi dayadınız? Bu konuda bir öz eleştiri yapın. Öncelikle kendi vesayetinden, kendi kayyumundan, Kandil vesayetinden ve kayyumundan kurtulamayanlar burada milli iradeden bahsedemez. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın Koçyiğit, lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeden. Tabii ki Sayın Başkan. Öncelikle söyleyelim, sırtımızı nereye dayadık? Vallahi sırtımızı halka dayıyoruz. Sırtımızı Hakkarilere dayıyoruz. 3 dönemdir. 2 defa kayyum atadığınız ama yine de gidip polis zoruna, garnizon kurmasına rağmen o sandıktan DEM Partili belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçen o kutsal halkımıza yaslıyoruz. Getirip Diyarbakır'da kayyum atayıp sonra kayyumunu aday yapan partiye karşı gelip partimizin belediye eş başkanlarını seçen o Diyarbakırlılara sırtımızı yaslıyoruz. İradesini gasp etmeye çalıştığınız Abdullah Zeydan Van'da,
sokağa çıkıp iradesini savunan, hakkını savunan, hukukunu savunan Van halkına yaslıyoruz. Yetmiyor. Hukuksuzluk tamamlayın lütfen. Karşısına dikilen, benim belediyemi gasp edemezsin diyen o kutsal anneye yaslıyoruz. 85 yaşına geldiği halde zulmettiğiniz, cezaevine koyduğunuz, tabutunu çıkardığınız yoldaşlarımızın dik duruşuna yaslıyoruz sırtımızı. Küçücük çocuk olduğu halde öldürdüğünüz Ceylan Onkol'un, Uğur Kaymaz'ın, Berkin Elvan'ın mücadelelerine, onların ailelerinin yürüttükleri, gösterdikleri onurlu duruşa yaslıyoruz. Biz sırtımızı varoluşumuza, Kürt halkına, Türk halkına, Çerkezlere, Araplara, Alevilere, bu ülkenin değişimini isteyen aydınlık insanlara yaslıyoruz. Sırtını FETÖ'ye yaslayanlar bize söz söylemesinler. FETÖ kumpasıyla yol alanlar bize cümle kurmasınlar. Hadi oradan. Buyurun Sayın Gül. Sayın milletvekilleri, sayın milletvekilleri, grup başkan vekilinize söz verdim lütfen. Sen gel sen. Sayın başkan, değerli milletvekilleri, bu beyanlar kime dayandıklarını ve siyaseti nasıl yaptıklarını, teröre karşı tutumlarını, şiddete karşı tutumlarını bütün milletimiz çok iyi biliyor. AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın baldıran zehri de içerim, ben tüm bu meselelere çözüm noktasında red politikaları, inkar politikalarını, asimilasyon politikalarını ortadan kaldıran, bu ülkede vatandaşları makbul ve makbul olmayan vatandaş diye ayıran politikalara AK Parti son vermiştir. AK Parti Türkiye'de demokrasiyi, AK Parti Türkiye'de siyaset alanını daha da genişletmeye yönelik reformlarını yapmayı sürdürecektir. Bugün burada milletin temsilcileri kim seçmişse, hangi yönde seçmişse, kimi seçmişse bizim yaklaşımımız milli irade her şeyin üzerinde. Tamamlayın Sayın Gül. Şiddetin karşısında demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sayın Koçi, hangi konuda söz talep edeceksiniz? Bakanı yapmış. Bir hukukçu, bir hukukçu, altını çiziyorum. Sayın Başkan, tamamlayacağım. Yani sataşma konusunu ifade ederseniz açacağım. Sayın Başkan söyledi işte. Bir sürü şey söyledi. Hangi birini sayın? Arkadaşlar, yani? Sayın Grup Başkan Vekili'ni duyamıyorum lütfen. Neden saldırıyor? Ne diyor? Ne diyor? Polis vekiline neden saldırıyor? Sayın Koçi, polis ihtiyaçlar mevzusunu söylerseniz size söz hakkı tanıyacağım. Lütfen. Sayın Başkan, Sayın Gül, bir hukukçu olarak geçmiş dönemde bu ülkenin Adalet Bakanlığı'na yapmış bir bakan olarak az önce bu ülkede seçme seçilme hakkının kutsallığını AKP'nin seçilmişe duyduğu saygıyı anlattı ya, ben kendisine soruyorum. Ben ona soruyorum. Hakkari'lerin seçtiğine neden saygı duymuyorlar? Hakkari halkının seçtiği seçilmişe neden saygı duymuyorlar? İkincisi, sataşma terör örgütüne sırtını yasla bak. Ben şimdi sana laf yetiştirmeyeyim. Diğer bir mesele Sayın Başkan. Valla biz sırtımızı kime yasladığımızı biliyoruz. Ama FETÖ'cülerin, sitemcilerin, ağırcıların burada bize söz söyleme yoktur. Seçilmiş, eğer seçme seçilme hakkı kutsalsa Türkiye'nin ya her yerinde kutsaldır ya da değildir. Teşekkür ederiz Sayın Koçyiğit. Mevzu anlaşılmıştır. Sayın milletvekilleri, sisteme giren 7 arkadaşımıza, milletvekilimize yerinden 1 dakika söz vereceğim. İlk söz Serap Yazıcı Özbulun'a aittir. Sayın milletvekili, size yönelik sataşmaya ilişkin sayın milletvekilleri lütfen. Sayın milletvekili, size dönük sataşmaya ilişkin
ilişkin tutanakları talep ettim. Tutanaklar geldiğinde sataşma mevzusunu ben kaçırmış olabilirim. Bakacağım ve söz hakkı tanıyacağım sataşma varsa. Sayın Serap Yazıcı Özbudun. Buyurun Sayın Özbudun. Teşekkürler Sayın Başkan. 2 Haziran Ahmet Arif'in, 3 Haziran da... Sayın milletvekilleri, bir başka milletvekilimiz söz hakkını kullanıyor. Lütfen söz hakkına saygılı olalım. Sayın Özbudun, buyurun tekrar başlatıyoruz sürenizi. Teşekkürler Sayın Başkan. 2 Haziran Ahmet Arif'in, 3 Haziran Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümüydü. Ahmet Arif, Adiloş Bebem şiiriyle, Nazım Hikmet, Hoş Geldin Bebek şiiriyle, Anadolu topraklarında dünyaya gelen bebekleri bekleyen sorunlara dikkat çekti. Her iki şairimizi de saygıyla anıyorum. Aradan yıllar geçti bu şiirlerin yazımının üzerinden ama...